Evet, herkese yepyeni bir güne selamün aleyküm. Ve aleyküm selam arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bu arada gözünüz aydın tabii. Dün itibariyle işte ÜSYM üzerine alınan sağlık personel sonuçları, tercih sonuçları geldi. Hani güzel haberler aldık. Hele TDS için, tıbbi sekreterlik için güzel haberler aldık. Yani neredeyse çoğu arkadaşımız atandı. Puanlar ta 70 küsürlere kadar indi, geriledi. Bazı başka alanlarda da atanan evde bakım, yaşlı bakım mesela onlar çok çok iyiydi. Yani atanan olduğu, atanamayan olduğu hani herkes bir şeyler yaptı kısacası. Bazıları atandı, mutlu oldu hani bilmem falan falan kuruma yerleştiğiniz ibaresini gördü. Bazılarımız maalesef yani olmadı, nasip olmadı bu sefer. Kıl payı kaybeden ya da kıl payı işte şeyden dönen de oldu böyle. Herkes için hayırlısı olsun. Yani neyin bizim için hayırlı olup olmadığını bilemiyoruz tabii. Öncelikle olan bütün yerleşen, atanan arkadaşlarıma, kardeşlerimize, herkese canı gönülden yani takdir ediyorum sizleri. Gerçekten çok güzel bir duygu. Yani herhalde diyebilirim ki siz bu duyguyu yaşadınız ya. Yani şu anda duygularınızı nasıl ifade edeceğimi ben bilmiyorum. Çünkü ben de bir kardeşiniz, bir arkadaşım olarak bu yoldan geçen biri olarak harbiden muazzam bir duygu. Allah yani herkese nasip etsin. İsteyen emek verir. Herkese nasip etsin inşallah. Şimdi bugün bu atanan kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın bundan sonraki durumları ne olacak? Yani ne yapması gerekir? Onlara kısaca değineceğim işte. Hani hep diyordum işte hani KPSS'ye hazırlandınız, KPSS sınavına girdiniz, sonuçlar geldi. Ondan sonra bran sıralamaları geldi, tercihler alındı, tercih verdiniz, tercih beklediniz. Yani belki de uyumadınız yani gerçekten insan uyumuyor. Yani ben yaklaşık 2 haftadır bir kafamda bir plan var. Onun hazırlığı içerisindeydim ki pazartesi yaptım da ben bile halen daha kobalanmış değilim. Halen daha heyecanlıyım. Hatta hani yemekte bile insan ekmekten sudan bile kesilebiliyor. Tebrik ediyorum. Şimdi arkadaşlar siz bu süreçten sonra ne yapacaksınız ve neler yapacaksınız? İşte bunlara gelin hep beraber benim de kendi deneyimlerimle anlatacağım durumlar. Size 5 şeklinde 5 soru aklım. Mesela siz yerleştiniz ya atandınız. İşte güvenlik soruşturması ile arşiv soruşturmasının ne kadar süre, ne kadar zaman aralığında tamamen netleşiyor. Ondan sonra mesela atandınız yani güvenlik ve arşiv soruşturması sonucunda işte göreve başlama durumu ilan edilecek. Ondan sonra bu şartka sonra atandığınız kuruma belli başlı evrakları teslim edeceksiniz. Bu evraklar nelerdir? Onlara değineceğim. İşte ondan sonra evrak verdikten sonra göreve ne zaman başlayacağınızı da yani değineceğim. Ve son olarak da işte maaş ve promosyonlar hakkında yani ilk maaş falan filan onlara da değineceğim Allah'ın izniyle. O zaman Bismillahirrahmanirrahim diyelim geçelim. Şimdi arkadaşlar bu güvenlik birinci soruya geçelim. Güvenlik soruşturması ile arşiv soruşturması yani ben tabii atanırken şey yoktu. Güvenlik arşiv soruşturması yoktu. Hatta ben atandıktan göreve başlarken bir hafta 10 gün sonra yani güvenlik ve arşiv soruşturması geldi. Benim dönemde yoktu. Eski dönemlerde de vardı. Mesela hani eskiden çok uzun sürüyordu. Harbiden de mesela bir tane arkadaşım var. Yine o da Erzurum'da çalışıyor. Bir de o da sağlık teknikeri. Ta 9 ay bile sürdü. Hatta arkadaşı yok o kadar yani bunaldım ki o kadar sıkıldım ki yani yine apayrı bir duygu, apayrı bir yıpratıcı bir duygu. Ama artık eskisi kadar böyle uzun süren bir durum söz konusu olmuyor. Genellikle işte hani haftalar içerisinde hatta bazılarınkisi 2 hafta bilemedim 3 hafta içerisinde düşer. Yani ortalama olarak yani diyebiliriz ki bir ay içerisinde bilemedim en fazla bile 2 ay içerisinde Allah'ın izniyle arşiv ve güvenlik soruşturmalarınız yani tamamlanacak ve zimmete düşme olayınız olacak. Tabii güvenlik ve arşiv soruşturması bittikten sonra işte GSYP'de bir şey var işte o internet adresinden girip işte orada hani göreve başlama duyurusunu göreceksin. Yani size gelecek. Ne zaman gelecek bu?
Güvenlik ve arşiv soruşturması bittikten sonra, yani arşiv soruşturması daha bir şey yap, uzun sürüyor. Güvenlik soruşturması biraz daha erken geliyor. Güvenlik soruşturmanız bitti. Ortalama olarak 1-2 ay içerisinde bitti. Ondan sonra göreve başlama duyurusu size gelecek. Göreve başlama duyurusu geldikten sonra siz ne yapacaksınız o durumda? Atandığınız kurumu arayın. Oradaki personel işlerine sizi yönlendirecek ya da personel işleriyle görüşeceksiniz. Size belli başlı evraklar isteyecekler. Kurumdan kuruma değişiyor ama genellikle olarak, ortalama olarak mesela benden istedikleri işte, yani yanınıza işte vesikalık fotoğraf bulunsun. En az 2 ile 6 arası bir vesikalık fotoğrafınız bulunsun. 2 tane yeterli oluyor da hani ne olur ne olmaz işte 2, 4, 6 tane yanınıza bulunsun. Ondan sonra KPSS puanınızın da çıkmış hali yani. Bu hani KPSS sınavının sonuç belgesi, sonuç şeyini, onun çıktısını alın. Ondan sonra mal bildirim şeyini de alın böyle. Onları da istiyor. Hani benden istediklerini. Ondan sonra adli sicil şeyinizi de alabilirsiniz. Bazen askeri, yani askerlikte hükümlü olup olmadığını da istiyorlar. Yani benden onu da istemişti. Yani bunlar kafanıza bulunsun. Tabi dedim ya, kurumdan kuruma değiştiği için o zaman kurumunuzu arayıp oradaki personel işlerinden bunların gereken detayını öğreneceksiniz zaten. Bir de mal bildirim dedik. KPSS sonucu, vesikalık fotoğraf. Ondan sonra başka bir şey var mı? Yok. Yani kısacası genellikle bunları istiyorlar işte. Siz evraklarınızı teslim ettikten sonra, yani göreve başlama süreciniz oluyor. İşte göreve başlama sürecinin genellikle oradaki personeldeki, yani o sizin kayıtlarınızla uğraşan kişi, evraklarınızı verdiğiniz gibi işte yarın gelip başlayabilirsiniz diyorlar ki, bilakis ben evraklarımı verdim. Hatta evraklarımı hazırladım, götürdüm. Hani ben dedim ne zaman başlayacağım? Dedi ki yani bugün şey yaparsak yarın başlayabilirsin diye. Ben dedim, abimin düğünü olduğu için ben dedim ki yani ben işte 1 Nisan'da dedim abimin düğünü var dedim. O zamana kadar fırsat şey yapabilir miyim? Yani belli bir güne kadar mesela orada mazeret yol izni falan, yani onun tarzı bir şey oluyor işte. Belli bir güne kadar işte 4 gün, 5 gün, 10 gün şey yapabilirsin işte, o gün içerisine gelip başlayabilirsiniz evraklarınızla beraber. Ama evraklarınızı verdiğiniz gibi de başlayabilirsiniz. Oradaki durum öyledir. Geldik ilk maaşımız. Şimdi örnek veriyorum ki bugün ayın 14'ü, 15'iydi işte. Sizin işlemleriniz bitti. Siz ne zaman göreve başladınız? Örnek veriyorum 20 Ocak'ta göreve başladınız. Her ayın biliyorsunuz ki memurların maaşı mesela 14 tarih, hani 14'ü 15'e bağlayan geceleri, yani bu gece mesela örnek veriyorum. Yani 14'ü 15'e bağlayan gecede maaşlarımız yatıyor. Yani siz örnek veriyorum ki ayın başında atandınız. Yani ayın birinde göreve başladınız. Önce sigorta girişiniz oluyor. Orada hemen sigorta girişinizle beraber artık size bir nevi memuriyetiniz olacaktır. Ha, hazır, şimdi aklıma gelmişken hani biliyorsunuz ki, en sonunda bunu anlatayım genel bir şey olsun diye. Sigorta girişiniz ve siz artık başladınız, ayın başına örnek veriyorum ayın birine başladınız. Ayın 15'ine kadar maaş yatıyor ya. Birinden tut 15'ine, yani sigorta girişinizden tutun ta ki ayın 15'ine, yani maaşın yattığı güne kadar o zamana kadar hesaplanacak. O zamanın işte diyelim ki örnek veriyorum 10 bin lira maaş varsa işte yarısı oluyor ya, yarısı işte 5 bin lirasını verir. Geri kalan yani diğer ayın maaşı size de yatar, yani çalıştığınız gün sayısı kadar ve bir de tam maaş yatar. Bu da aklınızda bulunsun. Tabii siz atanana kadar işte Ocak ayı, yani Aralık ayında göreve başlayamazsınız. Çok çok zor. Zor değil mi? Yani yüzde bir ikilik ihtimal bile veremiyorum yani, düşün. Hani Ocak'ta, yani Ocak ayından sonraki yeni memur maaşları ile, zamlı memur maaşları ile beraber size yatacaktır tabii. Hani promosyonlara gelin. Promosyonlar şöyle, yani promosyon tabii ne olduğunu biliyorsun az çok. Hani bankanın
İşte maaşınızı aldığınız bankanın işte sizlere vermiş olduğu, paranızı kullanma şeyle olarak size vermiş olduğu bir miktardır, bir paradır. Tabii bunlar mesela bizim hastanenin promosyon şeyi 30 bin liraydı. 30 bin lira her kese yattı tabii. Ama bu da hemen yatar mı? Onu tam olarak bilmiyorum. Çünkü değişiklik oluyor. Ben başladıktan sonra 4-5 ay sürdü herhalde. Mayıs, 2-2,5 ay sürdü böyle. Yani bana promosyon yapması. Yani onun için net tarih veremem. Ama er ya da geç size tamamıyla diyelim ki promosyonlarınız 30 bin ise, yani kurumunuzla anlaşmalı 30 bin ise, size er ya da geç o 30 bin lira yatırılacaktır. Yani bu kadar. Yani 5 ana başlık içerisinde değerlendirdik. Şöyle. Şu anda hiçbir şey yapmıyorsunuz. Güvenlik ve arşiv soruşturmalarınızı bekliyorsunuz. Yani bir güvenlik ve arşiv soruşturmalarınızın sonuçlandırmasını bekleyeceksiniz. Bu da dedik ya işte eskiden çok sürüyordu. Bu yani işte daha erken 1-2 ay ortalama verdik. Ondan sonra göreve başlama duyurusu size gelecektir. Bunları takibinde kalacaksınız. Ondan sonra ne vardı? Göreve başlama duyurusu geldikten sonra kurumunuza irtibata geçip hangi evrakları teslim edeceğinizi hazırlayıp teslim edeceksiniz. Ondan sonra göreve başlayabilirsiniz veya birkaç günlere işte siz kendinizce işte bir iki gün isteyebilirsiniz. Çünkü oraya yerleşeceksiniz. Yani ev kirası, yani evi ayarlayacaksın, hemen de başlamıyor çünkü. 4 buydu. Ondan sonra beşincisi neydi? İşte maaş ve promosyon. Onlara da değindik. Şimdi arkadaşlar, size bir arkadaş, bu yoldan giden bir birey, bir kişi olarak söylemek istiyorum bunları. Tabi biliyorsunuz ki biz 657'ye tabiyiz. Yani memurlar 657'ye tabi olduğu için önce yani size nacizane tavsiyem, bir abi, bir kardeş, bir arkadaş olarak 657'ye tabi memurların yani yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, onları bir öyle bir gözden geçirin, okuyun, bilgi sahibi olun. Şöyle yani demek istedim ki görevlerinizi, sorumluluklarınızı, yükümlü olduğunuz şeyleri bilin böyle. Siz bunları bildikten sonra yani kolay kolay Allah'ın izniyle ayağınız kaymaz yani. Tamam. İnsan kendini bildikten sonra ne yaptığını, görevini, sorumluluğunu bildikten sonra bu iş daha kolay oluyor. Ha mesela buna da değineyim. Eğer herhangi siyasi bir partiye üyeyseniz, çünkü 657'ye tabi bir memur siyasi görüşünü veya siyasi partiye üye olamadığı için yani bunlara yani şimdiden bile mesela varsa bir üyeliğiniz veya bilmiyorsanız da kontrol edin, devlete girin ve siyasi parti ilişkinizi, şeyinizi öğrenin. Varsa iptal edin. Çünkü bunlar memur siyasi parti ilişkisini ya siyasi şeyini belirtemez. Böyle bir durum var. Onları bilin. Yani demek istedim, siz 657'ye tabisiniz ve 607 tabileri tabi gerektiği gibi haklarınızı, sorumluluklarınızı, neyle karşı karşıya olduğunuzu bilin, öğrenin, ona göre hareket edin. O zaman tekrardan herkese hayırlı olmasını diliyorum. Kanalımı takip edebilirsiniz. Hani ilk kez diyorum. Yani takip edebilirsiniz. Bir böyle abone olsunuz. Böyle hani biraz sayı artsa, şu anda 300 küsürlerde bir şeyiz ama yani böyle sayımız artarsa böyle bize olur. Yani ben de mutlu oluyorum. Herhalde bir mutlu insan mutlu oluyor. Yani bir Instagram'a attığımız bir fotoğraf, bir video bile işte izlendikçe, beğeni kazandıkça insan mutlu, demek ki fıtratında olan bir şey. Onun için size kanalımı takip ederseniz hani en azından abone olursunuz yani ücretsiz bir şekilde. Ben de elimle geldiği kadar işte yani gaye amacım nedir? Size hani kendi yaşantımı, kendim gördüğümü, çünkü ben de bu yoldan geçtiğim için gerçekten bu tür şeyler insana yardımcı oluyor. Yani ben yani olmasını isterim ki, istiyorum, arıyorum, artık takip ettiğim kişiler vardı mesela. Güzel oluyor. Rabbim öncelikle size, ailenize, ondan sonra bekleyenlere en kısa zamanda atanmayı, işte o sevinçli, o mutluluğu vermeyi nasip etsin. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Selamette kalın. Güle güle kalın inşallah.